Biz ne yapıyoruz damda ya? Hayır, tam olarak ne işimiz var damda? Millet mutluluktan buluklara çıkar, biz çıkacak. Dama mı çıktık acaba sadece? Allah kahretmesin ya. Hiç mi mutlu değiliz ki biz? Biz mutlu olamayız Mecnun. Niçin? Ay damda duruyoruz diyeyse ya. İnelim, şey yapalım hemen. Atlayalım aşağıdan. Şuradan pıt pıt indik mi zaten? Şu köşe var ya, oradan. Onunla alakası yok. Neyle ilgisi? Yok, biz hiçbir zaman beceremeyeceğiz ki. Yani yoracağız, tüketeceğiz, üzeceğiz. Ama hiçbir zaman yeteri kadar sevemeyeceğiz ki birbirimizi. Ama şey... Ama değil işte, bu kadar. Yani biz bunu değiştiremeyeceğiz Mecnun. O yüzden hoşça kal. Gitme ne olur, gitme. Duy kireç burnu, duy. Şu kahrıma şahit ol. Seni yeneceğim kireç burnu. Seni yeneceğim bir gün. Leyla! Leyla! Hay Allah. Hey! Çocuk! Nerede hırsız? Hırsız mı? Var mı? Hırsız mı var? Hırsız gelse Leyla niye bağırayım acaba? Evet. Sen öyle birden bağırınca ben şey yaptıysam demek. Dede oğlan şey olmuş dede. Leyla şey yaptıysa demek, kabusa gene. Sen iyi misin? İyiyim ya. İyiyim de kabus görüyorum sürekli ya. Ama Mecnun bu. Ama ne? Bu ne kadar çok kabus, her akşam her akşam kabus, her akşam kabus. Sen şunları toplayıp da acaba bir gece de toptan bir avazlı şey yapsan da biz de cümleten bir uyusak mı acaba biraz? Toptan isimler mi alayım diyorsun? He, o şekilde bir şey olmaz mı? Sanki elimde de benim kabus görmek. İsteyerek görüyormuşum gibi mi acaba düşündün? Ne düşündüm biliyor musun? Ne düşündün? Küçükken sen böyle gece arası birden bağırmaya başlardın. Bir feryadı figan. Biz annenle sıçrardık yatağın içinde, aman oğlan kabus gördü falan. Yani aramızda konuşurduk. Ya insan uykusundan baba diye uyanır mı? Sen baba diye uyanıyorsun, herkes anne diye. Diyordum ki Pakize, oğlan bağırıyor, kabus görüyor. Evet duyuyorum. E hadi kalk git bir bak. Onda da arkadaş bir inat. Yemin ediyorum ne damarlıdır o. Kalkmadı mı kalkmaz. Ha. İşte bir iki saat bağırıyordun falan, ağlıyordun. Ondan sonra demek öyle bayılıyorduysan... O zaman da kalkmaya gerek kalmıyordu yani. Hep biz de yatıp uyuyorduk o şekilde yani. Araba araba yalıyor muydun ben? Çok işte demek ki ağlıyor ağlıyor. Öyle için geçiyorduysa. Korkuyorsan şey yapayım. Gel bizim yanımıza, aramıza yat. Bizimkilerin hatta ya da dur. Yok ya orada zaten sıvısı. Ben şey yapayım. Dedelerden birini göndereyim mi? Bana da biraz yer açılır. Bir uyuruz ya. Bir akşam da uyuyalım artık. Tüy Allah kahretmesin. Ne oldu? Planların nasıl çıktı ortaya ben? Hayır. Amacını anladım. Hayır. Bu arada kendine pay mı çıkardın baba ya? Nasıl? İnanamıyorum, aklım alıyor. Bunun peşinde miydin deminden beri? Ne alakası var ya? Ben korkuyorsun diye şey yaptım. Kay biraz kenara, şu dizini çeksen. Kay kay. Niçin kay? Beraber yatacağız canım, ne var bunda? Hayır, burada Allah, tek kişilik burası. Çocuk yatağı bu ya. Ya bunda bir şey söyleyeceğim Mecnun. Bunu çok çekiyorsun. Gerçekten arkadaş, düşüyorum ben. Arkadaş ne ballı yatak. Bütün bu böbreklerim olduğu gibi ağrıyor. E ama çünkü neticene beni kapadın da o yüzden. Üstüne damlıyor mu yukarıdan senin? Böyle konuş yatalım. Ha, dur çok o kadar yapışma, ben çok darlanıyorum. Elini ama mecburuz baba, sarılıp da. Kafan orada mı duracak? Öpme eşek kadar adamsın, ayıp be. Her seferinde sırlaşmadan tuttum kulağımdan, öptüm. Yemin ediyorum çınlıyorum. Yemin ediyorum Almanya'ya kadar çınladı şu anda. Mecnun, hani öyle çok farklı yerlere giden insanlar değiliz işte. Ha. Sahil, kafe, bakkal falan filan ama hani niye burası? O neyse ama ben de hiç anlamadım ya. Bu nasıl oldu ya? Bizim bir yeni balıkçı açıldı. Onu ararken buraya geldik. Nasıl oldu ben de tam emin değilim ya. Kendimi burada buldum. Anladım. Ben daha fazla devam ettiremeyeceğim. Neyi daha fazla devam ettiremeyeceğim? İşte bu durumu daha fazla devam ettireceğim. Böyle bir sürekli benim kafamın içinde bir gitmelerin var ya senin. Sürekli bir gitmelerin var ve yani tam her şey yoluna girdi diyorsun. Tam yokuşlar bitti, düzlüğe geçtik diyorsun. Hop gidiyorsun. Ama... İşte ben buna dayanamıyorum. Daha fazla katlanamayacağım herhalde Leyla. Çok üzgünüm. Oldu, see you. Ama... Gitmeyecektim ki ben. Mecnun! Ay.
Böyle uyanılır mı ya? Hani nerede? Ay. Ne işi varmış bu saatte benim kızımın odasında? Mecnun, neredeyse çikolatayı kıracağım şimdi bacaklarını. Baba ne yapıyorsun? Ay Allah aşkına ne yapıyorsun? Ay yani bu, ben sadece kabus gördüm. O yüzden öyle herhalde bağırdım. Kendime de korktum zaten. Oyuncak ayını. Şey sen öyle aniden bağırınca bu böyle elime şey olmuş demek ki. Öf. Ay. İyi misin sen? İyiyim baba. İşte uyuyordum da kabus gördüm herhalde o yüzden. Bu kabuslar son zamanlarda çok artmaya başladı. Bana bak, üzüyor mu seni bu dens? Ya babacığım ne alakası var üzmeyle falan? Dolunay var. Muhtemelen dolunaydan falan öyle uyuyamıyorum ya falan işte. Öyle diyorsan. O zaman al bu karabaşı sen yanına. Korkarsan sarılırsın. Arkadaşlık eder sana. Hadi Allah rahatlık versin. Karabaş. Ay ya. İyi. Hadi yatalım karabaş o zaman. Belki bu sefer ay bir uyuruz. Of. Öyleleri vardır ki ufak tefek şeyler onları yaşatır da sert bir söz onları öldürür. Ben öyleyim işte. Sorun şu. Yoksulluğun bendeki bazı özellikleri o derece keskinleşmiştir ki bunlar benim başıma adeta dert açar. Evet, ne çare böyle bu. Ama faydaları da vardır bunun. Bazı hallerde bunların bana yardımları dokunur. Yoksul aydın, zengin aydından çok daha kuvvetli görür. Yoksul her sözcüğü kuşkuyla dinler. Attığı her adım onun düşünce ve duygularına böylece bir görev, bir iş yüklemiş olur. Onun kulağı deliktir, duygusu ince. O tecrübelidir. Ruhu yanık yaralarıyla doludur. Yavuz, ben bir şey soracağım sana. Ama doğruyu söyleyeceksin. Sen soruya öyle girersen ben şimdi işkillenirim. Sobanın üstünde kurutulmuş portakal kabuğu mu benim? Ya bırak şimdi işkillenmeyi de delikanlı gibi cevap ver. Sertleştik. Buyurun. Bu hafta hiç televizyona çıktın mı? Niye çıkayım televizyona? Benim tarzım değil ki televizyona çıkmak. Ben niye televizyona çıkayım? Bir kere televizyonda çıkılacak program mı kaldı Allah aşkına ya? Bacak bacak üstüne atıp oturuyorlar çıktıkları programlarda zaten. Adam, maşeret falan hiçbir şey kalmamış yani. Eskiden böyle değildi bu yani. Lafı dolandırma Yavuz. Bağ gibi anladın ne demek istediğimi. Ya tamam anladıksa o üstüme gelme o zaman madem anladın. Alameti farikam bu benim yani. Ben bir anda nasıl vazgeçeyim bundan? Ya diyorum ki acaba bir doktora mı görünsen? Yuh niye? Reçete mi yazacak? Ya hayır Yavuz yani belli ki bu bağımlılık gibi bir şey yani. Sonuçta hani bir psikoloğa görünmen iyi olabilir ha? Of. Ya profesyonel yardım almak önemli sonuçta. Ne dersin? Tamam asma suratını ya. Tamam hallederim ben şey yaparım bunu. İyi süper. Ben sana randevu aldım. Gün içinde bekliyor seni doktor bey. Yuh sen sabah 6'da kalkıp tezgah kurmuşsun bana. Ya sen yorulma diye çekirdeksin dedim. Mecnun! Ha! Ne yaptın? Neyi ne yaptın? Yani... Ha genel olaraktan mı? Aha, genel ne yaptın yani? Abi ne yapayım işte çok uykusuzum. Uykusuzluktan gözlerim akacak şu anda yani. O kadar o derecedeyim. Sabaha kadar döndün uyuyama hiç. Neden? Kabuslar görüyorum sürekli. Hep kabus. Babam geldi koynuma. Girdi yanıma geldi de sağ tarafımda tutmuyor zaten hiç. Nasılsın? Of. Babam da dün gece yanıma geldi. Bağırtma beni burada babamla. Ve her tarafım uyuşmuş sabaha kadar. Adam sıkılırsa demek ki hep dedelerle birlikte yatmaktan her gece. Haklı o da. O yüzden de yapmış olabilir. Bağırmasak mı yatmak diye acaba? Yavuz'a elin burada. İşte böylece bana ayrılan sürenin de sonuna geldik. Ya niye ya? Gitme ya. Ama onlar... Yavuz abi. Çifte kumrulara bağlamışsınız iyice. Çifte kumrularda inecek var hadi. Hiç ayrılmıyorlar ki Mecnun. Bunları bir gör ya. O elinde gene kitap. Bu numaracı yok mu? Kitap okuyorum. Anasının gözü bu numaracıdır biliyor musun? Yaban çakalı bu. Tamam ben seni ararım. Evet bence de. Böylesi daha iyi. Aferin yumurta bu. Yumurta. Babası kurban olsun bu yumurtaya.
Allah Allah, bu ne kılı 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 kılı. Ne kılı 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 kılı. Yumurta, yumurta. Babasının yumurtası. Ha? Allah Allah. Erdal, tamam. Anladık. Sorumluluk sahibi insansın ama yeter artık Erdal. Yapıştığın yumurtaya elinden düşürdüğün yok ya. Ya böyle şeyler söyleyip de incitme yavrumuzu önünde ya. Allah'ım hala yavrum diyor ya. Hala yavrum diyor ya. Bak Erdal, senin yavrun o değil. Senin yavrun burada. Bak nasıl tekme atıyor. Hissedebiliyor musun Evet. Ama sen böyle yaparak onun yeri ayrı, bunun yeri ayrı Nurten. Çocuklar arasında ikilik yaratıyorsun. Olmaz ki böyle. Böyle kıyas yapıp da çocukların psikolojisini bozma lütfen. Bak Erdal, o elindekini kıracağım. Olacağı o olacak. Kendine gel. Yapıştın yumurtaya, bizi imal ediyorsun Erdal. Canım benim. Bir tanem. Güzeller güzelim. Güzel. Sessiz olalım. Sessiz. Temiz olan olacak. Temiz olan olacak. Aferin benim oğluma. Aferin benim. Gözünü kapat. Gözünü kaçmasın. Gözünü kaçmasın. Gözünü kaçmasın. Allah Allah Allah. Temiz olan olacak. Annesi annesi. Şuna bir bak ya. Bak nasıl hoşuna gidiyor bak bak. Bak bıraksam bak. Bak yüzecek bak. Bıraksam yüzüyor Allah aşkına bir bak anne. Annesi lütfen şu kapıyı kapat, içeri gir. Ya da dışarı çık. Ceryan yapıyor. Üşüteceksin çocuğu. Annesi kapıyı kapat. Ay Allah'ım nasıl anne bu, ben anlamadım ki. Gel gel gel. Çıkalım biz. Ceryan yaptı. Ceryan yaptı. Ceryan yaptı. Üşüyecek ya. Gel bakalım gel. Para sayar yavrum. Para sayar. Para bulamazsa ne sayar. Hesap numarasını sayar. Hesap numarasını sayar. Ne oldu oğlum? İstop mu ettik amca? İskender amcayı çağıralım mı? Vurdursun mu kamyonunu? Hadi tut. Tut. Tut oğlum tut. Tut tut tut. Aferin. Hadi bak. Başka türlü yemiyor. Allah Allah. Yeter artık. Tercihini yap. Ya yumurta ya biz. Ne oldu? Ne var? Bakma sen de öyle. Bakma öyle. Abi bundan sonra Leyla gidiyor. Arkasından kemancı giriyor devreye. Kemancı, dam, ben, üçümüz kaldık mı öyle baş başa? Ben ne yapayım? Hemen saçmalamaya başladım akabinde. Sonra da uyanmışım. Ya bu da bir şey değil ya. Ben bunu görsem sırf tamam diyeceğim. Ben denizin altında terk edildim ya. Denizin altında konuştu konuştu, terk etti gitti ya. Ne dedi? Lafını soktu gitti. Bana bir şeylerden bahsetti böyle. Bulu 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 dedi bana. Ben de durur muyum? Yapıştırdım cevabı benim. Bulu 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 diye şey yaptınca o da böyle bulu 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 yükseldi gitti ya. Sen nasıl çıktın denizden? İyi güzel de niye depo peki? Ay işte onu ben de anlayamıyorum. Yani neden? Daha önce de bir kere Ankara'daki evimizde görmüştüm. Ondan sonra Mecnun'u diyorum ki Mecnun sen ne yapıyorsun burada diyorum. O da İstanbul'a doğru kaçmaya koşmaya başlıyor. Evet. Evet. Vallahi Leyla'cığım senin için de zor görünüyor ya. Niye öyle dedin ki vallahi niye? Ya çünkü adam ilişkiyi zirvede bırakmış şu an. Yani her ne kadar senin söylediklerin çok saçma gelse de. Yani uzayda birbirine son nefesini vermeye çalışan bir çiftten bahsediyoruz ya. Ama yani aslında niye öyle dedin ki? Yani hani olamaz mı yani? O da beni istediğim kadar sevemez mi ki? Ya sever sevmesine tabii de üstüne gitme çok. Yani
Bu kabusları mabusları da anlatma, germe kızı. Hiçbir şey anlatmayayım mı ya? Ya anlatma tabii yani, boğma şimdi adamı. Aramayayım da ben o zaman hiç. Aramayayım. O kadar da şimdi soğuk davranma. Çünkü bak bu ilgi yetmezliği denen illet bir hastalık var. Ay Allah korusun. Evet işte o yüzden nice ilişki telef oldu ya. Becin Yavuz haklı. Günümüzün vebası. İlgi yetmezliği. Ha o zaman şey mi yapacağım abi? Hani ilgisizmiş gibi davranmayacağım da. Hani çok da ilgiliymişim gibi de davranmayayım. Böyle ne çok üstüne düşeceğim ne de çok böyle umurumda değilmiş gibi davranacağım. Böyle ortada. Aynen. Sevdiğimi söylemeyeceğim ama her fırsatta ona olan sevgimi belli edeceğim. Böyle ona her gördüğümde ilk kez görmüşüm gibi heyecanlansam da bunu ona asla belli etmeyeceğim. Böyle şey duracağım. Sürekli arayıp durmayacağım. Ama arada bir pıt pıt mesaj çekerek ona kendimi hatırlatacağım. Çok sinirlendiğim zaman öyle bağırıp çağırmayacağım. Öyle şeyler yapmayacağım ama böyle hiç beklemediği, tahmin etmediği bir zamanda böyle trip atacağım bir anda. En zor anda bile her şey kontrolüm altındaymış gibi davranıyorum. Kararsız olsam da bunu böyle asla sezdirmeyeceğim, öyle mi? Aynen öyle. Arkadaş bu neymiş ya? Hadi böyle de olursa ben hani bu nasıl ilişki olacak ki, bu ben değilim. Ya ben bunların hiçbirini hatırlamıyorum ki ya. Hiçbirini aklımda tutamam ki ben. Mümkün değil yani. Hayır, neyi, ne ara, nasıl, ne sebepten, nerede yaptım ben şu anda hatırlamıyorum ya. Mesaj ne zaman atıyorduk? Vallahi bizden bu kadar kardeş. Ben elimizden geleni yaptığımızı düşünüyorum ben açıkçası yani. O anlamda gönlüm rahat, anlamak yani. Biz her şeyi... Dedik yani. Dedik yani. O yüzden... tamam o kadar da oyalama İsmail abini. Daha gideceğim, iş bakacağım ben Mecnun. Daha dur ben de seninle geleyim, doktora gideceğim. Hayırdır, ne oldu? Ya işte çok önemli bir şey değil ya. 100.000 bakım. Ha, 100.000 bakım mı? Yüzüne mi bakayım? Nereye gidiyorsunuz ya? Niye ara sevecektim ben? Mesaj mı atayım? Şimdi kızlar, bunlar dosyalar. Bunları alıyorsunuz. Bu dosyalardaki teklifleri en ince detayına kadar inceliyorsunuz. Bunlarla ilgili bana rapor veriyorsunuz. Sizden detaylı bir şey, analiz istiyorum, bir şey istiyorum. Oldu mu? Emredersiniz Leyla Hanım. Biz bunu yapacağız. Tamam. Yaparız. Bizim işimiz, o bizde. Evet. Bir şey yapalım. Çok teşekkür ederim. Tamam. İşle ilgili onları şey yaptık, hallettik. Bir şey... Ha, oldu. Kubilay. Leyla'nın hali hal değil İskender. Bir haftadır geceleri hep bağırarak uyanıyor. Mecnun da öyle. Kabus üstüne kabus, kabus üstüne kabus. Ne kendi uyuyor ne bizi uyutuyor. Ben Leyla'yı hiç böyle görmedim. Ya bunlar kavga etmiş falan olmasın? Diyorum ki oğlum, yavrum, evladım, ben senin babanım. Bir derdin varsa söyle, çözelim. Yok abi, kapalı kutu. Ne yapacağım, şaşırdım. Al benden de o kadar. Ya bunlar iş ciddiye binince korkmaya başlamış olmasınlar. O ne demek be? Ne bileyim ben, şimdiki gençler bir garip. Önce birbirimizi seviyoruz, ölüyoruz, bitiyoruz, yanıyoruz. İlle bizi evlendirin diye tutturuyorlar. Sonra da iş ciddiye binince korkmaya başlıyorlar. Kariyerim ne olacak diye düşünüyorlar herhalde. Kariyer? Mecnun, kariyer. Kariyer, Mecnun. Yok, iyi durmadı bu. Hiç iyi durmadı. Çok şekilsiz durdu bu Ömer. Ayrıca evlilikten korkmak neymiş ya? Sen hadi aşık oldun, öyle evlendin. Ben evlenene kadar Pakize'nin adını Perihan zannediyordum. Yuh be adam sen de. Yemin ediyorum bak. Dediler ki Almanya'da bir tanıdığın çok şahane yeğeni var falan. Aa ma falan derken demeye kalmadan iki hafta sonra ben kendimi evli çizgili adam pijamasıyla buldum. Ya İskender, bizim bu çocuklara evliliğin ne olduğunu anlatmamız lazım. Nesini anlatacağız evliliğimiz? Thank you.
Şimdi bak, evlenmeden önce ben nasıl be, kafama göre yaşıyorum. Tek tabanca yani, sivri külah, canınlıyız. Oraya devril, oraya devril, o şekil yani. Oh! Bir şey yapacağım kafama göre. Ama ne oluyor sonra, evlendiğim vakit ne oluyor? Öyle kendi kafana göre hareket edemez. Artık iki kişisin, her şey iki kişilik. Düşünmeye başla. Acaba nasıl düşünür? Öyle mi ister, böyle mi ister? O mu hoşuna gider, bu kafasını mı açar? Eskisi ya. Gibi yaşamak yok artık. Bitti gitti, bitti. Eski günler geçti, ya. Gitti. Ya. Senin gene iyi İskender. Ben bizim hanımın ailesinden neler çektim bir bilsem var ya. Hey! Ben bizim hanımla evleniyoruz zannediyorum. Evet. Meğerse bütün akrabalarıyla evleniyormuş. Sen akşam akşam beni ne deli güldürdün ya. Bir de ben sana bir şey söyleyeceğim. Bak en şey kısmı ne biliyor musun? Tam alışıyorsun. Tamam. Diyorsun ki artık benim hayatım iki kişilik. Öyle eskisi gibi yok. Ya. Bırakıp gidiyor. Ya. Dral dedenin düdüğü gibi böyle dımdızlak kalıyorsun ortada. Ne oluyor? Eksiliyorsun. Artık eksiksin. Bir de şöyle mesela. İkiden bir çıkınca kaç kalır? Bir kalır değil mi? Evlilik de öyle değil. Yarım kalırsın. Yarım. Ya. Yarım yamalak yaşarsın. Ölünce sen de onunla beraber ölüyorsun. Tabii. Sanki senin üzerine atmışlar gibi toprağa öyle dolanıyorsun ortalıkta. Çok ağır şey yaptım. Pat diye de söyledim. Bu kimin düşü? Senin. Benim düşüm değil mi? Çünkü ben onu tahmin ettim. Çünkü senin düşün olsa bu hayata böyle yatamaz. Kalksana sen. Kalk. Zibidi. Adamcağızın evinde kızım sende. Harbi mi diyorsun? Devam et. Ay ben bunu kendi şeyim sandım ya. Bu benim düşüm. Bir tane lafın yok. Bu benim düşüm. Ay. Ben izleme. Sarılacaktım ben şimdi sana. Susar sen. Biz... Bunu mu anlatacağız şimdi çocuklara? Ne bileyim. Ya bu çocuklar evlenince daha mutsuz olacaklar be İskender. Evet evet, bence de öyle. Bizim ne yapıyor? Bunları ayırmamız lazım Ömer. Hay Allah. Bari çocukların başını yakmayalım. Yani evet. Bir gün üzülürler, iki gün üzülürler, üçüncü gün unuturlar. Sonra da bize dua ederler diye düşünüyorum da... Nasıl ikna edeceğiz onları? Ne diyeceğiz de ikna edeceğiz yani? Of! Necil, şu çayları tazele oğlum. Bu niye? Çankırılı nerede ya? Ay ne bileyim ben, o da bir garip oldu bugünlerde. Bir görünüyor, bir kayboluyor. Ne işler çeviriyor anlamıyorum ki. Aptal mı bu biraz ya? Aptal mı bu? Tavuk. Ya o kadar bak. Plan dedi, hareket dedi, harekete geçiyoruz dedi. Ya bütün gün şurada durup birbirimizin yüzünü ezberlemekten başka bir şey yapmıyoruz. Ayrıca bu beyaz benim enerjimi alıyor abi. Doğru diyorsun abi. Hayır, harekete geçmezsek ben biliyorum. O herifçoğlu gider, Leyla'ya daha çok yakınlaşır. Böyle olur, böyle kalır. Çok haklısın abi. Ay çok sıkıldım ama. Vallahi çok sıkıldım ya. Bir de böyle burada durdukça bir duvarlar böyle üstüme geliyor. Gelmez mi abi? Gelir tabii ya. Şu hale bak. Zaten burası biraz alçak galiba. Ya tamam, sen de her şeyi onaylayıp durma. Ne yapıyoruz abi? Nasıl harekete geçiyoruz? Lütfen. Ah be abicim, ne güzel söylüyorsun. Ağzın bal desin. Arkadaşlar, el ele vermeliyiz. Bizler birer vezir, piyon, halt olmaktan daha fazlasını hak ediyoruz. Yeter ki şahı devirelim. 5 dakika ortadan kayboldun. Bakıyorum hemen kuyumu kazmaya başlamışsın. Yok efendim, o amaçtan değil. Arkadaşlar ben denemek istedim. Şimdi şu bilik olan var ya, ince olan, ona pek güvenemedim. Çekil şöyle, çekil, çekil. Çok acelecisin delikanlı. Çok sabırsızsın. Beklemesini hiç bilmiyorsun. Bey baba, bu hayatta en büyük kaybedenler bekleyenlerdir. Lütfen ya, bana öyle doğru zaman, doğru mekan, bunlara girmeyelim. Aynı zamanda da çok kararlısın. İşte güzel tarafın bu. Evham nedir? Bilir misin delikanlı? Ben biliyorum, ben biliyorum. Yemin ederim bil. Evham, insanların içini yiyip bitiren bir hastalıktır. İşte bu hastalığı Leyla ile Mecnun'u ayırmak için kullanacağız. Nasıl olacak ki o? Böyle onları evhamlı iki tane insan haline getireceğiz. Zaten o kaybetme korkusu dediğin şey... böyle insanın içine bir kere düştü mü... devamı çorap söküyor gibi geliyor. De işte benim kafama takılan da onun sonrasında nasıl yapacağız yani? Bravo küçük hanım. Siz çok zekiymişsiniz.
Zeki. Zeki diyor ya. Aslında bana söz verse ben de biliyorum. Çalışıp geldim ben bugün buraya ama hoca resmen cinsiyetçilik yapıyor. Olmadı mı? Tam biterken de sen cevap verirsin. Bu söz verirse abi ben onu bekliyorum işte. Rüyalarını kabusa çevirip içlerine kaybetme korkusunu salacağız. Geceleri bundan böyle uzun ve uykusuz geçecek. Çoktan geçmeye başladı bile. Böylece sağlıklı kararlar alamayan, sağlıklı düşünemeyen insanlar haline gelecekler. Yani bunun sonunda da Leyla benim olacak. Bu mu? Aynen dediğin gibi delikanlı. Pek yakında. Allah Allah. Bu bir rezalet. Bu ay tüm çalışanların verimliliği neredeyse yarı yarıya azalmış. Böyle ederse batarız. Bu işten kurtulmak için aslında bir fikrim var patron. Neymiş o fikir? Şey, yeni birini alacağız. İşçilerin gözlerini korkutacağız. Verimliliği en az olan elemanı işten kovacağımıza haber yiyeceğiz. İşe aldığımız yeni insan daima gözlerinin önünde olur. Ve işten kovulmamak için daha azimli, daha verimli bir şekilde işlere devam edecekler. Hmm. İyi fikir. Peki işe alacağımız bu elemanı nereden bulacağız? Bir iş mi dedi acaba? Ha? İş mi dendi yani? Tam olarak öyle bir şeymiş gibi duydum da ben. Yani öyle bir şeymiş gibi. Öyle mi dendi acaba? Beyler, bu yeni gelen eleman yüzünden içimizden bir işten çıkartacakmış. Hadi canım, sen nereden biliyorsun? Bir şey söyledi. Kesin patronun tanıdığıdır. Sırası mı şimdi ya? Evleneceğim ben abi. Bu kadar da beyaz eşya taksidine girdim. Ne yapıyorsunuz siz ya? Hayır, ne yapıyorsunuz yani hani? Geçmişiniz sevilin başına bir sevili çevirdiniz çeşme önüne. Açılın da bir su içeyim ben de, yanıyorum. Allah'ım yarabbim ya. Ne kadar güzel işim oldu yemin ediyorum var ya. Su bilen var ha. Yemin ediyorum almışım soğuk suya da şişti bademciklerim. Sıcağı da var bunun ha. Sıcağı da var adam 10 dakika etmez. Çay içeceğim mesela hop attın demleme ama salla. Her şeyi salla çayı salla ağacı. Yemin ederim elimi sıcak sudan soğuk suya koymuyorum. Bir de ne iş yaptığım bir zaman o kadar sevineceğim ki. Allah koydular benim masaya acaba niye? Bana biraz çocukluğundan bahset Yavuz. Hayırdır? Tedavi yöntemlerimin sorgulanmasından hiç hoşlanmam. Hadi başla bakayım. Ya ben nereden hatırlayayım çocukluğum. Çok da net bir şeyler yok ki zaten çocukluğumla ilgili. Herkes gibi yani. Sümüğünü yalayan bir çocuktum. Anlaşıldı. Seni konuşturmak için başka yöntemlere başvuracağız. Nasıl yöntem? Anlat bakalım. Çocukluğunla ilgili başka ne biliyorsun? Konuş. Abi bildiğim her şeyi anlattım. Vallahi başka bir şey bilmiyorum. O zaman bana çaldığınız maldan bahset. Mal sakız abi. Böyle yuvarlak topa benziyor. Böyle yeşil paket içinde. Tadı biraz ekşi. Çiğnemeye başlayınca da gözlerini sulandırıyor öyle. Her bakkalda da bulunmuyor. Oğlum madem gözlerini sulanıyor niye çiğniyorsunuz sakızı? Çünkü manyağız. Aa, sen daha mı abarttın ha? Yani tıpta işkence olur mu canım? Hastanede işkence olur mu? Yani eskiden de yöntemler. Tıp artık ilerledi. Eskiden mi? Nasıl ya? Artık daha etkili yöntemlerimiz var. Doktor. Bak ben geri kafalı bir adamım tamam mı? O yüzden bana eski yöntemleri uygula. Ben böyle çok sokulma mokulma bir şey sevmiyorum. Kendi geliştirdiğim yöntem sayesinde seni uyutup bilinçaltına gireceğim. Kendi geliştirdiğim? Evet. Nasılmış o? Şimdi sen bu saate bakacaksın, gözünü dikeceksin. Hepsi bu kadar basit. Ne oldu ya? Kendi geliştirdiğim mi bu? Evet. Nasıl Allah belanı vermesin bu? Var zaten bu. Olur mu canım? Bir kere bu saat bana rahmetli babamdan yadigar. He, rahmetli babamdan yadigar kalınca senin yöntemin oluyor? Evet. Vay be. Neyse, tamam. Hadi, hadi tamam. Sen şimdi gevşe. Tamam. Gevşiyorum. Sakinleş. Tamam, sakinleş. Kafanda hiçbir şey olmasın. Tamam, olmasın ama sokulmayacaksın, tamam? Tamam. Göz kapaklarını ağırlaştır. Bak, sokulduğunu görmeyeyim. Uykun geliyor. Tamam, gelecek. Uykun geliyor. Gelecek, sokulma. Gelmek zorunda. Tamam. Uyumak zorundasın. Tamam, bir sus da uyuyayım be. Sakinleş. Öf. E
Ey Yavuz'a da, ey Yavuz'a. Yavuz. 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 Yavuz, iyi misin Yavuz? İyi misin? İyiyim. İyiyim, iyiyim. İyiyim. Böyle çok... çok böyle uzun bir koridordaydım doktor. Koridorun sonunda da bir tane kapı vardı böyle. Ama kapı kilitliydi. Ay. Of. Aa, sen böyle bir anda daldın ya. Bir şey oldu zannettim ha. Hani işin açıkçası bir işe yarayacağını hiç tahmin etmemiştim bu yöntemi. Doktor bey, ameliyathane hazır. Tamam, geliyorum. Yavuz, sen kaldığımız yeri aklında tut. Sonra oradan devam ederiz, tamam mı? Sağ oldu, ben onu kontrol sen yapıyorsun. Allah. Dikkat et, öleceksin ameliyata giderken. Ameliyathaneye giderken ölecek. Hadi görüşürüz. Ben de sağladım. İnsan not alır şuraya bir. Ya ben oraya bir şeyler karaladım. Sen de işte aklına ne tut. Karalamış? Ben ameliyata gideceğim. Oradan çıkacağım. Nereden bileyim nerede kaldığımız? Hadi eyvallah. Bunu mu karalamış? Allah seni kimlere bıraktık kendimizi? Yavuz'un çocukluğuymuş Allah seni. Of neydi ya? Leyla. Mecnun. Ne haber? İyiyim. Sen? İyiyim. Senden ses soluk çıkmayınca dedim bir bakayım ne yapıyor, ne diyor, nedir durum, ne var ne yok. Hayır, iyi, böyle, burada işte böyle çalışınca falan öyle işte zaman otursana. Oturayım tabii. Hmm. Hmm. Ha, efendim? Yok, sana değilim. Boş ver. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? At gibiyim. Hani... yarış pistinde koşan atlar vardı mı, yarış atları? Hı. Onlar gibi değilim de hani ha. Onların arkasında bekleyen, beklerken ısınmak için volta atan atlar vardır. Hani bir yerde dururlar onlar, bekler. Neydi o bekledikleri yerin adı ya? Atlar ha padokta. Ha işte o padoktaki atlar gibi. Ne? Ne haber? İyi ya, ne olsun işte bize böyle. Ne yapıyorsunuz, oturuyorsunuz mu? İyi mi böyle? Aşağı. Ben o şeyi anlayamadım da ben o at şeyini... Şimdi o at kısmı hikayesi şöyle oluyor. Yani atlar var hani koşarlar ya. Hani evet. Koşarlar güzel giderler onlar. Onlar gidiyor. Ama arkada kalan atlar vardır böyle. Onlar da daha yarışa başlamamışlar. İşte ben o yarışa başlamayan atlar gibiyim. Ben arkadayım, bekliyorum hani. Onlar işe yarıyorlar, ben duruyorum gibi düşün yani. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Ve hiçbir şeye tutunamıyorum. Hiç kimseyi tutamıyorum. Orada duruyorum. Anlatamıyorum, durumum o yani. Bir karşı kafada bir şey şekillenebildi mi? Fotoğraf, bir şey? Olmuyor yani. Olmuyor Leyla'cığım, kusura bakma. Onu söylemek için geldim. Oldu. Hadi bana, see you. Mecnun... Niye bakmayın öyle, gitti işte. Mecnun! Oğul! Ne yaptın? Ne yapayım işte? Rüyalar, kabuslar, tavsiyeler, hop sıyırdım balatayı. Sen ne yaptın? Ya ben ne yapayım? Ben de aynı durumdayım. Bunaldım yani artık. Benimki bunalmanın bir tık ötesinde. Hayatının en sıkıcı dersini düşün. Ha? Onun son 5 dakikasını düşün. Ha? Saatler geçmek bilmiyor. Saate bakıp duruyorum. Ya Mecnun, bu iş böyle olmayacak herhalde. Nasıl? Ya diyorum ki, ayrılalım diyorum yani. Bu iş böyle gitmeyecek, ayrılalım diyorum. Niçin ayrılıyoruz ya? Hani ne oldu da yani? Neden öyle kaçmak var mı hemen?
Sen niye bir anda o ellerin kolların çok kalktı senin? Ellerim mi kollarım mı kalkmış? Ha. O nasıl sabır ya? Sen ilk önce bu elini kolunu bir indireceksin. Ne oldu sana, ne oldu bir anda? Sana ne oldu, o elini kolunu bir indir bak. Ben ona sinirleniyorum. Bu el kol oynayınca ben sinirleniyorum. Bak, bak yanlış yapıyorsun. Bana ters yapıyorsun şu anda. İndir elini. Bak beni uyuz ediyorsun ha. Bak o elini indir. Allah Allah. Alo. Şşşt. Duyasana. Otar yapma bana oradan kadınsın diye. Haydi. Bana kadın mı diyorsun birader? Ya bu bizim geçen dövdüğümüz eleman değil mi ya? Vallahi. Kötüye doymadın mı sen? Otel mi zannettin masada uyuyorsun burada? Abim, abimler diyeyim. Ağzım da kurumuş hepten ya. Uyumak gibi değil o ya. Ben aşırı uykusuz kaldığımdan dolayı sızmak suretiyle. Ya bırak, resmen yayılmışsın. Yayılmadım, yayılmak diye bir şey yok. Allah belanı versin. Yayılmak demedim, onu diyemiyorum. Anlaşan anlar. Siz burada mı yaşıyorsunuz ya? Allah aşkına burada mı yaşıyorsunuz? İkametgahınız burası mı sizin? Ben şu anda kendime gelmeden hiçbir şey yemiyorum. Belli ki siz beni döveceğiniz iyice bir çayımı bir içeyim de sonra güzel güzel mi hep beraber dayağımı yesem ben. Şey yapayım, garsona bir sesleneyim de bir saniye konuşalım onu. Hocam bir çaya... Kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Yuu, amma uyumuşum be hacı. Hiç de uyandırmıyorsunuz ha. İçim geçmiş. Şş, saat kaç oldu? 20.15. 20.15 mi? Yuu, tamam çıkmıyoruz mu? Burada mıyız daha? Mesai kaldık biz. Meşgul etme bizi. Görüyorsun ki çalışıyoruz. He. He. İyi, ben gideyim o zaman ya. İlk günden mesai mi kalınırmış hiç? Ne iş yaptığımı da bilmiyorum, neyin mesaisine kalacaksam. Sen de hiç kopya vermedin ha. Çalışkan. Kapandın mı monitörün önüne bütün gün? Fit 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 fit. Biraz insan çanta koyaydın bari araya. Elimde böyle yapaydın göstermeyin diye. Yemin ediyorum bak, şişt. Yarın böyle olmasın. Vallahi bak çok kızarım ha. Bozulurum, üzülürüm, örselenirim. Şişt. Bu kadar çok çalışmayın, bıyıklı. Vallahi bak, kamburun çıkacak senin ha. Zaten şeysin, şşş, asabi. Biraz kendine gel be abi. Birazcık rahat bırakın kendinizi. Bir salıverin kendinizi be. Bırak! Bırak yavrumu pis adam! Bırak! Bırak! Ya martıların yumurtalarına dadanan karga gibisin, biliyor musun? Beyaz karga. Allah Allah. Utanmasan yiyeceksin ya şunu. Bir şey yok. Biraz helva kaldı mı diye soracaktım. Yok helva melva. Yok sana. Allah ikidir ziyan oluyor zaten. Bir helvayı bile insana rahat rahat yedirtmedin, biliyor musun? Bir ölemedin gitti ya. Evet sayın seyirciler. Şirince kasırgasından sonra yakınlarını kaybeden mahalle sakinlerinin yanındayız. Biliyorum çok üzgünsünüz ama birkaç cümleyle duygularınızı ifade ederseniz. Biz çok üzgünüz. Biz çok üzgünüz. Gerçekten acımız büyük. Acımız bizim şu kavrulmuş helva kadar taze ve sıcak. Peki kaybettiğiniz kişi çok yakınınız mıydı sizin? Yakındık, yakın. Biz çok yakındık ya. Hep iç içeydik. Buraya otururdu şen şakrak. Yemeğini yer giderdi. Her şeyini buradan yapardı onun. Ya burası boş kalacak şimdi. Ona çok üzülüyoruz yani. Biz ayrıca taze kaymak, köy yumurtası gelmiştir. Erdal Bakkal'dan temin edebilirsiniz. Erdal Bakkal, Erdal Bakkal, Erdal Bakkal. Bu Kireçburnu sahiline gelince, Kireçburnu fırınını geçince Sarıyer Zabıta'nın oradan yukarı çıkıyorsunuz. Evet sayın seyirciler, gördüğünüz gibi mahalle halkı acı içerisinde ve hepsinin tek bir isteği var. Yakınlarına bir an önce kavuşmak. İskender! Dede? Aha! Aha da dedeye kavuştuk işte. Sen nereye çıktın ya? Çıktın. Ya şimdi... Kasırga aldı beni. Beni İzmit'e götürüyordu. Neyse o arada mola verdi. Mola verince de ben de kaçtım. Helva mı o? Gel. Adam öldü dediniz bana. Çıktı geldi. Ya. Ben yayınlayamam bu bantı. Ya yayınlaz sen, ölmüş gibi. Masada topladı. Kaseti ver, parayı al. Ya olmaz öyle şey ya. Öf. Vermesin tek sen. Yer o ya. Ya yürü ya. Erdal Bakkal bölümünü kullanın ama. Güzel güzel biz yedim. Senin yüzünden ben bakkalımın reklamını yapamadım, biliyor musun sen? Allah Allah. İkidir helva ziyan oluyor ya. Bol fıstıklıydı hem de onlar, biliyor musun sen? Geldin çöktün tencerenin başına. Ne boş boğazı delik bir adammışsın ya sen. Utanmasan beni yiyeceksin ya.
Ne yapayım be Erdal? Benim de bir tek boğazım var işte. En iyi dostlarım sakızım ve çikolatam. Onlar da terk ederdi ama eğer olmasa param. Allah Allah, Allah Allah, laflara bak laflara. Paraymış, ne parası ya? Ne parası? Sen bedavadan oturuyorsun İskender'in evinde. Orada yiyip içiyorsun, yan gel yat. Oh, ne güzel hayat ha. Güzel hayat, güzel hayat. Bir gün seni de karın terk ederse, çocukların da kapının önüne koyarsa seni, o zaman sen de güzel hayat yaşarsın be bakkal. Ha? Güzel hayat yaşarsın o zaman. Beni oğlum oğlum terk etmez. Beni oğlum terk etmez, yaşlı adam. Unutma, beni Nurten de terk etmez. Niye terk etsin? Konuşuyorsun öyle. Yiyemedin diye bir şeyler konuşuyor. Terk etmez değil mi ya? Değil mi oğlum? Terk eder misin? Uyanmadım o hala çocuk. Uyandırdım. Ne yaptın genç? Allah kahretmesin baba. Seviyorum ayağını var ya, çok güzel dayak yedim senden ya. Dizimi çürüttün çocukluğumdan beri vura vura. Sızlanma be, erkek ol, delikanlı ol. Ne seyrediyoruz? Dostunun dizisi başlamış da. Ha. Ona bakıyordum. Nasıl, iyi mi? Aman, bak hayatımda bu kadar saçma bir şey izlemedim ya. Hadi be. Oo. Ya, anlamadım. Bunu nasıl yayınlıyorlar? Bir kişi çıkıp demedi mi ya siz arkadaşım ne yapıyorsunuz diye uyarmadın mı insanları? O derece yani. Bu kadar kötü şey olur mu ya? Mecnun. Şşş. Ha? Çapkınlığa gidek mi? Ya bakma. Alemlere akak mı? Nasıl? Kendimi sokaklara atak mı? Baba sen? Ha? Şimdi acaba? Diyorum ki beraber diyorum baba oğlum. Alemlere diyorum, gidelim diyorum, akalım, akak diyorum. Ha? Şş, hadi. Genç adamız be. Genç mi adamız? He, değil miyiz? Neyin peşindesin acaba? Ne yapmaya çalışıyorsun sen, kaşlar gözler? Bir şey yapmaya çalıştığım yok kızım. Ben senin mutlu olman için uğraşıyorum sadece. Ama baba ben ne istiyorsun sen? Ben ne istediğini anlamadım ki. Yani yarım saattir yalnızlık şöyle iyi bir şey, yalnızlık böyle güzel bir şey. Bir şeyler anlatmaya çalışıyorsun da bunun benim mutluluğumla ne alakası var? Onu zaten hiç anlayamadım. Hayır yani sen yalnızlıktan mı sıkıldın? Ha sen yalnızlıktan sıkıldığında birini bulmayı mı anlatmaya çalışıyorsun? Birini mi bulmak istiyorsun? Onu mu söylemeye çalışıyorsun? Yok kızım, kimseyi bulmanıza gerek yok. Ha sen buldun, sen bana onun yolunu yapmaya çalışıyorsun. Kızım kimseyi bulduğum ettiğim yok. Ya aldın mevzuyu, nereye getirdin ya? Ama baba nereye getireyim ya? Ne dediğini anlamıyorum ki ben. Senin anlattıklarından ben mevzuyu nereye getireceğimi anlayamadım. Çünkü bak. Babacığım, günlerdir uyku uyumuyorum. Kafam da eskisi gibi normal çalışmıyor. Düzgün de çalışmıyor muhtemelen. Bak şimdi ben güzel güzel, sakin sakin uyku uyumaya gideyim. Tamam mı? Yani çok geç kalma, yat. Bak böyle yalnızlık manlızlık kalıyorsun, tek başına kuruyorsun abuk sabuk şeyler. Tamam mı babacığım? Hadi. Hadi babacığım, iyi geceler. Of be kızım. Nasıl vazgeçireceğiz seni biz bu işten? Can Koç. Ya ne oluyor? Korkuyor musun yoksa? Ne yapacaksın? Yaşlanıyorsun tabii. Kolay değil. Hızlı, güçlü, çevik. Sessiz ve formda olman lazım Can Koç. Ya sen boş ver. Bırak artık bu işleri. Ne korkacağım be? Ne korkacağım? Yavuz! İsmail! Şişt. Yavuz ne yaptın? Hey, ne yapayım? Çalışıyorum. Sen ne yaptın? Çalış çalış. Ben de bütün gün o kadar çok çalıştım ki yemin ediyorum ne iş yaptım bunu da bilmiyorum ama olsun. Ne diye yani, illa bilmek mi gerekirmiş ki sanki? Sen de haklısın. Vallahi kafayı yiyorum ya. Vallahi kafayı yiyorum. Ne yapacağım? 372 Yavuz. Hocam!
işlenmemiş ya da yarı işlenmiş maddeleri fabrikalarda işlenerek kullanılabilir duruma getirilme içine ne denir? Mamül! Kafayı yiyorum. Kafayı sus. Susun. Susun hocam. Yani niçin böyle yapıyorsun ki Leyla sürekli acaba? Yani madem gideceksin niye geliyorsun? Böyle her gidenin arkasından ağlayan çocuklar gibisin Mecnun. Yani alış artık buna. He, anlaşıldı. Sen de gidicisin. Ay tamam Mecnun. Her şey için çok teşekkür ederim. Tamam mı? Hadi hoşça kal. İyi bak kendine. Yapma ya. Yani niye böyle olmak zorunda olsun ki? Ben onu anlamıyorum yani. Hani niye ayrılmak zorunda olalım ki biz? Hem beraber iyiyiz, gülüyoruz, eğleniyoruz, birbirimize iyi geliyoruz. Öyle olmuyor ama işte Leyla yani. Sen benim en fazla yara bandımsın, ben de senin acil yardım butonum. Daha da ileri gidemeyiz. Bunu biraz daha ileri götüremeyiz bence. Bir ihtiyacımızı karşılayamayız yani. Çok üzgünüm. Oldu. Haydi, see you. Gitti mi seninki de? Hmm. Hep böyle yapıyor yani. Niye anlamıyorum. Gerizekalı. Uyanmasak mı acaba biz de? Hayır, ben de çünkü şu anda hesap edecek para yok da üstünde. Aslında hesap gelmeden kaçsak. Ya da ben oraya geleyim de acık muhabbet mi etsek biz seninle? Aa, olmaz. Ben böyle hızla farklı yerlere dağılırsak. Ha. Ay. Burada gidiyor. Mecnun. Ey Allah'ım ya. Günaydın millet. Yemin ediyorum o kadar güzel poğaça aldım ki sıcak sıcak yanıyor yemin ediyorum. Hadi bakayım gelin de hep beraber nam 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 yiyelim şu poğaçaları. Çalışıyoruz biz. Şu an yiyemeyiz. He. Hiç kimse mi yemiyor? He. Ama olmadı ki böyle acı yani şimdi. Bu kadar poğaçayı tek başıma mı yiyeceğim? Hep beraber yiyeceğiz diye aldım. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Hah, günaydın Hacı, gel bak çok güzel poğaça var sıcak, yemin ediyorum tazecik. Yemin ediyorum o kadar yanıyor. Gel yiyelim, gömelim. Nam 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 yiyelim bunları. Açım da vallahi yerim bir tane. Aman efendim, bayatlamıştır onlar. Ben hemen size gidip tazesini alıp geliveyim. Ben de yanına çay söyleyeyim. Ben de gidip taze portakal sıktırayım. Vitamin deposudur. Ben de bir şey yapayım. Ne oluyor bunlara ya? Buyur Hacı. Bizim mahalleden Kireçburnu pastanesi, acayip pastane. Yavru, kahvaltımı hazırladın sen. Erdal, sen kahvaltı mı hazırladın? Evet. Allah Allah. Yani bunca yıllık evliyiz. Değil kahvaltı hazırlamak senin sofraya tuz getirdiğini görmedim ben Erdal. Hayırdır, bir şey mi oldu? Hayır hayatım, ne olacak ya? Karıcığıma el cihazımla bir kahvaltı hazırlayayım dedim. Bu kadar. Bekmez de vardı ama bu hepsini yedi. Hayretler içindeyim Erdal'cığım. Bu kadar konuşacağına otur da kahvaltının tadını çıkar şey hayatım. Hadi lütfen oturunuz. Ay Allah'ım, emekliyor bu artık ya. Emekliyor bu artık. Yuvarlanıyor. Kendi kendine yuvarlanıyor. Bak, bak annesi bak. Yine mi yumurta Erdal? Hayatım, sevdiğin gibi yaptım ben. Rafa'dan. İstiyorsan biraz daha pişireyim. Erdal'cığım, beni anlamamazlığa gelme. Hayır hayatım, sağ ol. Ben yeni yiyeceğim. Yavrum, yemeyeceğim diyorum yahu. Ay ne biçim hareketleriniz bu? Israr huyunuz çok kötü. Kötü bir huy. Yapmayın böyle. Aman ne gerçekten inanmıyorum sana Erdal.
Tamam. Allah Allah. İnanamıyorum sana, inanamıyorum. Ben de sana inanamıyorum. Yumurta. Rafadan bu, rafadan. Şunun içlerine bir bak anneşi ya. Ne yapayım ben seni? Ne yapayım? Erdal'cığım, ben söyleyeceğimi söyledim. Ya yumurta ya biz. Artık sen kararını verirsin. Ne konuşuyorsun sen mir? Bir şeyler söylüyorsun orada ama hiçbir şey anlamıyorum ben. Uzun cümleler kurma. Hem anlaşılmıyorsun hem uzun cümleler kuruyorsun. Allah Allah ya. Kalk hadi. Sofrayı kaldır o zaman. Kahvaltıyı kaldır. Tembel teneke orada. Hiç kimseye yaranamıyorsun orada. Hiç kimseye yaranamıyorsun. Manik mini mini mini. Annem mi? Ne yapayım? Sen konuşabildin mi Mecnun'la? Yok ya. Anca saçmaladım durdum işte. Ben de bir türlü giremedim mevzuya. Ya biz bunları nasıl ayıracağız be İskender? Bilmiyorum vallahi, bir şekilde ayıracağız. Çünkü ayırmazsak iyice birbirlerine alışacaklar. Ondan sonra ayrıldıkları vakit daha fazla acı çekecekler. İskender amca, usta, siz Leyla ile Mecnun'u ayırmaktan mı bahsettiniz? Ben şurada istemeden kulak misafiri oldum da. Evet. Ay kurban olayım, siz ne mübarek insan. Öpeyim be oğlum. Sen de katılma şu öpüşen adamları kervanına. Üstüne elzem olmayan şeylere karışma sen. Evet. Çocuklara da bir şeyden bahsetme sakın. Olur mu? Şöyle ciddi, kritik bir şeyde ben çocuklara bahseder miyim? Lütfen ben de hiç merak etmeyin. Kalbinizi ferah tutun. Elimden de ne gelirse yapıyorum. Hiç merak etmeyin. Taksi. Ha, bak gene gitti bu. Baba hallere bak. Buna da gün doğdu hemen. Hemen gün doğdu buna da. Neye gün doğdu? Şey yap. Bunu şey... Ne ya? Su. Ya aman şey abi, senin ustasısın ya, yaranmaya çalışıyor, kendini beğendirmeye çalışıyor, bir havai fişek atmaya çalışıyor herhalde şey olacaksa. Ustasısın ya, başım döndü biraz. Ustasısın ya. Allah Allah. Başım nasıl döndü biliyor musun? Zam isteyecek falan diye düşündüm. Demek ki onun için zam isteyecekse... Alır o. Oh, o şekil yani. Ne oldu Beşiktaş şey, ne oldu ya? Yani böyle nasıl biliyor musun dedi? Yani rüya gibi de rüya değil gibi de. Anlatabildim mi? Böyle gerçek gibisin ama gerçek değilsin gibi de. Böyle bir halleri var tuhaf tuhaf. Her rüyaya girişimde Leyla beni terk ediyor. Ve ben o her terk ettiğinde böyle... İçim acıyor. Anlatabildim mi? O etin nasıl acımak biliyor musun? Her acımasından sonra ben artık doydum. Etimin acımasına doydum. Yoruldum yemin ediyorum o etim acımasından ya. Derken yani e'si... Hani ne demek oluyor yani? Ne anlama geliyor ki buraya? Bir rüya tabir etmediğimiz kalmıştı. Ha? Kime soracağım dedeciğim git ben? Buradan. Nasıl git buradan? Git başımdan. Dede kime soracağım? Git dedim. Babama mısın? Yürü git. Rüyalara git. Git çıkıyorsun. Ne? Allah kahretsin. Gerçekten git. Yani her gece farklı şekillerde terk ediliyorum senin anlayacağın ya. Böyle uykularım delik deşik, un ufak oluyor bedenim. Dilim kırık, belim bükük, damarım kopuyor güzelim. Güzelim mi? Güzel ablam. Güzel ablam anlamında yani. Güzel ablam. Nasıl yapalım onu biz? Niye anlattı ki durduk yere şimdi rüyanı bana? Nasıl niye anlattın? Falı bakmıyor musun sen ya? Rüya falı. Rüya falı da neymiş be? Bunun için mi çağırdın beni buraya? De git, işim gücüm var benim de. İh! Nasıl rüya falıymış. Kardan olsan daha mı iyiydi? Donacaktın dışarıda. Kafayı yemişim, kafayı. Kafayı mı yemişim? He. Bana diyene bir bak Allah aşkına, bir bana bak. Dilime küfreden... Donacan oralarda, kalıcan elinde çiçeklerle. He. Fala bakmıyormuş. Yedi. Eline bakıyorsun, el falı bakarken iyi ama... Orada ne görüyorsun acaba? Bunun bir anlamı var, manalı. Allah kahretmesin ya. Rüya falı bakmıyormuş. Ben kime soracağım bu rüyayı? Garson! Vallahi Mecnun, ben anlamam rüyadan müyadan. Benim işim tıpla, bilimle, psikolojiyle. Tamam işte, rüyada psikolojiyle ilgili bir şey değil mi ya? Ya ne alakası var? Bırakın öyle hurafeleri. Öyle bir şey olsa ben bilirdim. Allah Allah, herkes öyle diyor. Herkesin konuştuğu mevzu o ya. Ben duydum ya. Herkes diyor ki rüyalar diyorlar psikolojiyle alakalı diyorlar. Ya Mecnun, sen benden daha iyi biliyorsan gel otur sen doktor ol. Allah Allah. Hayır, estağfurullah. Çok güzel bir teklif. Teşekkür ederim ama yani
Ben de şu anda ızdırap içindeyim doktor bey ya. Ona bir şey yapalım. Nasıl yapalım onu? Lan Mecnun beni meşgul etme. Yani şimdi şu anda zaten içeride hipnozda bekleyen hastam var. Yani neticen açıda kalmıştır. Ondan görüyorsun öyle rüyaları. Ondan mı ya? Evet. Olabiliyor mu o kadar? Tabii. Şey? Aa, uydurma değil mi o ya? Efsane değil miymiş o? Ondan o zaman. Çünkü benim, ben çocukluğumdan beri yorganı üstüne hiç tutamayan bir insanım ya. Annemler, babamlar gelir hep üstümü başımı düzeltirlerdi ki ben o sebepten ondan mı oluyormuş ya? Allah kahretmesin. Psikoloji ne kadar iyi geldi bana. Çok mantıklı bir şey. Ben niye yapmadım bir daha önce psikoloji? Ne kadar oldu? Kaç para veriyorsun şimdi? Vallahi sen yabancı değilsin. Yaparız bir şeyler. Vallahi. Sen yeter tamam, ki sonra, ayağın alırsın. Sen onu yaz. Ben sonra şey yaparım ya defteri. Tamam, vallahi çok iyi geldi ya. Kuş gibiymiş o an. İyi geldi. Eyvallah. Sağ olasın. Vallahi herkes psikolog kesildi başımıza. İnsanı bunlar mesleğinden soğuturlar vallahi. Hastayı da hipnozda unuttuk ama neyse. Dibi tutmamıştır inşallah. Yavuz. Yavuz. Yavuz iyi misin Yavuz? Hadi gidip televizyon izleyelim şimdi biz biraz. Geç bakalım şöyle. Çizgi film şimdi başlar. Tamam mı? Uslu uslu oturup burada televizyon izle şimdi. Sen ya. Vallahi billahi delisin ya. Daha özlettin kendini. Bir ara uğra da seni ameliyata alayım. Şöyle iç dış güzel bir temizleyelim tamam mı? Hadi özletme kendini. Tamam mı? Kapatıyorum. Hasta uyandı. Ben seni sonra ararım tamam. Ya sen ne çeşit bir doktorsun ya? Sen nasıl subliminal bir adamsın ya? Bilinçaltımla 5 saniye baş başa bırakmadın beni be. Ver köstekliği ben hallederim işimi. Ver. At. At. Baba yadigarıymış. Allah Allah ya. Düşünce elimden alırsın. Sus sen de vır vır gur 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 susmadın ha. Hacı Allah aşkına. Ne iş yapıyoruz biz burada? Bana da bir söylesene. Yemin ediyorum beni oturtturdular o masaya. 2 gündür otur otur içim şişti. Ve alışık değilim ki ben böyle bütün gün oturmaya. Herkes çalışıyor, bir şey yapıyor. Söyleyin ben de çalışayım. Daha ne iş bile yapacağını bilmeyen bir adamı işe alıp içimizden birini işten kovacaklar. Vay be. Yazık. Kovacaklar mı? Oğlum yani yengen resti çekti. Ben anlamadım yani. Biliyorsun blöf yapacak kadın da değil yani. Böyle söylediğinde yapar, arkasında da durur yani. Ne yapacağımı şaşırdım yani. Derse yapar o. Ben çok şey yapıyorum. 2 arada bir derede kaldım. Oğlum bir akıl ver ya, sen böyle zamanların çırağısın ha? Bir şey söyle, bir ne yapmam gerekiyor onu söyle bana. Kaan, sen beni dinliyor musun oğlum? Ya usta nasıl dinleyeyim seni ya? Şunlara baksana. Beni terk ettiği yetmiyormuş gibi bir de sevgilisini bakkala getirdi. Sevgilisi bu mu? Bunun için mi terk etti seni? Allah seni canına almasın, bu Melih lan. Usta gülmesene, canım acıyor burada ya. Oğlum bırak ya. Zaten git gitsin bu. Bunun için terk etmişse bu kızdan zaten hayır gelmezdi. Sevgilini serbest bırakacaksın Kaan. Dönerse serindir. Dönmezse zaten ayazdasın. Ya usta hatırlatıp durma şunu. Ne yapacağım ben ya? Oğlum yapacak bir şey yok. Bitmiş, bitmiş. Bu defter kapanmış. Yapacağın tek şey sen işine odaklanacaksın. Kalp ağrısı için en iyi şey çalışmak, çalışmak, çalışmak. İşine odaklan. Sen profesyonel bir çıraksın ya. Git siparişleri al. Onlarla işine odaklan. Bak hemen unutursun. Hadi bakayım, hadi.
Show must go on. Hadi Kaan. Show must go on. Hadi aslanım. Buyurun. Ne alırsınız? İki çay istemiştik biz. Çay mı? Sen çay sevmezdin Derya. Evet, sevmezdim. Ama Melih sayesinde hayatın tadını çıkarıyorum. Onun sayesinde hayata daha farklı bakıyorum. Gecemi aydınlatan dolunay, çayımı attığım tek şeker gibisin. Tek eksiğim sen misin Melih? İki çay alabilir miyiz artık? Hemen geliyor çaylarınız. Nasıl usta? Becerebildim değil mi? Hiç belli etmedim üzüldüğümü değil mi? Yok oğlum yok. Belli etmedim. Aferin. Sen git çaylarını hazırla hadi içeri. Beterim beteri var. Bunlar hep çalışan mı? Ha. Zor. Zor. Bu kadar çalışanın bunun yolu var, yemeği var, sigortası var, başında durması var. Böyle bir şirkette bu kadar çalışanın başında durmak zor. Hele o kapıdaki o güven vermeyen tip yok mu? O Kubilay Moğol askeri gibi öyle o tipiyle orada. O çocuğa hiç güvenmiyorum. Onun gözü göz değil. Sen gene de çalışanlarına birazcık dikkat et. Bak her şey yolunda gidiyor dersin. Bırakırsın, salarsın kendini. İki güne kalmaz koca şirketi soyup soğana çevirirler. Haberin olmaz dımdızlak kalırsın. Demedi deme. Bunları mı söylemeye geldin derdi? Ha yok. Ha hayır. Bunu da ayrıca belirttim. Benim sana söylemek istediğim bir şey var. Hidayet'im ne olur eğer o eski defterleri açacaksak ne olur onları hiç açmayalım. Bak onları ne güzel kapattık biz artık lütfen. Yok yok yok. Benim de daha fazla incinmeye, daha fazla örselenmeye hiç niyetim yok. O defter benim için de bir daha açılmamacasına olmasa da kapandı. Benim söyleyeceğim biraz da seninle alakalı. Usta söyleyecekmiş esas. Usta söyleyecekmiş sana diyememiş. Hı. Bana geldi dedi ki oğlum Hidayet dedi. Siz dedi Leyla ile akransınız dedi. Yaşıtsınız, kafa dengisiniz dedi. Sen dedi acaba dedi benim yerime konuşur musun dedi. Allah Allah. Neymiş bu babamın bana söyleyemediği de senin bana söyleyeceğin şey? Zor da bir şey tam da. Ha. İskender amca seni hiç istemiyormuş kız. Hiç istemiyormuş. Hiç istemiyormuş. Tövbe istemiyormuş seni. Neymiş? Mecnun abiyle konuşmuş. Demiş bundan sana demiş karı marı olmaz demiş. Karı tabirini o kullandı diye yani ben de birebir naklediyorum ki. Hani tepkinde doğru bir tepki ver diye ya. Öyle demiş. Ya Hidayet sen ne saçmalıyorsun Allah aşkına ya. Ben mi saçmalıyorum acaba? Evet. Ben mi saçmalıyorum şu an? Ben sana yardım etmeye geliyorum. Seni mevzulara uyandırmaya... Benim orada işimin başı boş ya. Ben orada dükkan, koskoca lastikçiyi ben orada bırakıp geliyorum buraya. Nefes almadan sana bunu yetiştiriyorum. Bu mu ya? Ben saçmalıyorum. Saçmalayanların biraz kim olduğunun farkına var artık. İskender amca demiş ki, kadın dediğin demiş, kırsın dizini de evinde otursun dedelere baksın demiş. Böyle çalışan gelin de neymiş demiş, işine gelirse demiş. Zaten köyden helal süt emmiş kız bakıyorlarmış. Bana da geldi dedi, Hidayet dedi, sizin köyde helal süt emmiş kız var mı dedi, var dedi. Ha ben anladım. Ya öf tamam anladım bu çünkü artık kendi gelemediği için başka birini getirdi. Sen onun yerine geldi anladım çünkü hani rüya da olsa o kadar çok terk etti ki beni yüzü yok. Yüzü olmadığı için. Vallahi yüzü var mı yok mu terk etti mi etmi bunlar kırmızı çizgi benim için. Sizin özeliniz karanlık nokta bana ben bilmem. Ama benim derdim bir arkadaş olarak sana yardımcı olmak. Anlamadım ben onu çözeceğim şimdi ben uyanacağım bitecek çünkü buradan böyle dur hop. Çok mu geçiriyorsun? Yok yok. Bir de. Şöyle yapayım da böyle. Hop. Kolay değil biliyorum. Hiç kimse bir saniye. Sen niye seni görüyorum ya? Bu taraftan uyanayım belki. Ay evet günaydın. Ben niye uyanamıyorum ya? İşte ben de onu diyeceğim. Sen niye uyanamıyorsun? Çevrende seni seven, seni uyaran bu kadar insan varken sen niye bu mevzuya uyanamıyorsun? Gerçekten rüya değil. Peki Mecnun ne diyor bu konuda? Ha bak. Orasını bileyim. Ona geleceğim. Ben yabancı değilim. Son günlerde seni hiç arayıp soruyor mu kız bu? Yok. İşte.
olayım ya. Pişman olacağın bir şey yapma. Ya işte böyle Çankırılı, nifak tohumu dediğin şey biraz böyle ekiliyor canım benim. Ayıp bana be. Ayıp, şu yaptığım hareketlere bir bak ya. Çok düştüm gözümden. İnsanlıktan çıkıştım resmen ya. Ya yuva yıkanın yuvası olmaz. Yapma, etme. Ama sen bu akılla gidersen orada çok kalırsın be Hidayet. Ne oldu ya? Çay kahve? Çay ocağına bakan var mı? Burada. Hidayet Bey, kahveniz. Şöyle buyurun. Ortaydı değil mi? Ortaydı da Kubilay, o orta çok geç geldi ya. Yani oradaki bir dakikalık gecikme beni işimden etti. Vakit dediğin nakit bir şey. Seni isteyeceğim ama ona da kıyamıyorum. Buyurun, ben sizi geçireyim. Yok, ben şey yaparım ama sen de buyurun, benimle gel. Hidayet Bey mi? Yuh artık. Ya kibar kibar davranıp sessiz sakin olunca adam adını hatırlamıyor. Kötü kötü davranınca şuna bak, Hidayet Bey mi? Oh, iyi oldu buna. Ha? Sen ona hizmet etsen. İyi oldu buna. O açıdan da iyi. Gerçi böyle iki Hidayet o açıdan da iyi. Ama gene de ya, o ben değilim abiler. Şişt, bir bakın ya. Bir el atın şu aynayı, bir yere atın olmadı. Alo. Ömer. Bu devirde bekarlık sultanlık. Vallahi billahi bak. Bekarlık sultanlık. Hay ağzım bal yesin İskender. Hayat gençken güzel vallahi. Benim şimdiki aklım olsa, genç olsam hayatta evlenmem. Ha. Biz ne çapkındık biz. Ay hoş, ay o ne çapkındık. Ay o. Ya. Hayat gençken güzel. Hayatını yaşayacaksın. En güzeli. Evlendikten sonra ne sosyal hayatın kalıyor, ne arkadaşlarınla görüşmeye vaktin kalıyor. Hey. Sen evlendin 20 sene. Ne oldu? Gitti adam, kayboldu. 20 sene yok. Ben arkadaşımı görmedim. Mecnun, 20 sene görmedim. Misal seni yarın evlendirelim. 20 sene yok, bir daha yok. 20 sene İsmail yok. Yavuz yok. Nasıl olacak? Ya. Hiç bir daha, yazık be. Bir şey soracağım. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Azgın teke mi oldunuz başıma acaba siz? İki kim? Tane yaşlı azgın teke mi oldunuz siz? İki gündür bir çapkınlık anıları, bir evlilik mevzuları, bir şeyler vik tepemde. Niyetiniz ciddiyse ben derim ki gidin hanımla bir çay için. Vallahi o şekilde olayları genişletebiliriz. Var çevremiz geniş, yani şeyimiz, mezhebimiz şey. Ya aslında biz... Mecnun, biz senle... Aa, Leyla? Leyla'yı, evet. Sen, evet. Biz ikimiz sen. Bütün ekip bir arada. Ay Leyla'cığım, biz de şimdi senden söz ediyorduk. Gerçekten istemiyor musunuz birlikte olmamızı? Ha, görüyor musun? Çankırılı hemen yetiştirmiş be! Neden peki? Neden İskender amca? Ne yaptım ben size? Yok, sen bir... Sadece İskender amcan değil. Ben de istemiyorum birlikte olmanızı kızım. Öyle mi baba? Sen de istemiyorsun. Çok güzel. Peki, sen Mecnun? Duruyor mu? O yüzden mi arayıp sormuyorsun beni? Hani o zaman keşke gelip kendin söyleseydin, kendin konuşsaydın benimle. İstemiyorum deseydin, yapamıyorum deseydin ya da gidiyorum deseydin ama sen söyleseydin. Hani her şeye hazırdım ben, katlanırdım. Ama keşke sen söyleseydin. Çok yazık. Gerçekten. Hem lafı soktu, hem terk etti, hem beni suçlu çıkardı. Vallahi bravo ya. Gittikçe böyle bir enteresan hale gelmeye başladı kabuslar. O benim şey yapıyor, ilgimi çekiyor biraz. Kabus değil oğlum, kız gitti. Kabus. Şeydi, yok, bir şey olmaz. Yok canım, şimdi uyanırım ben ya, bir şey olmaz. Yok, gitti. Uyanırım şimdi. Kabus değil ben bu. Ben de o işi uyanırım şimdi. Bak, uyanmaya başladım. Estirmeye başladım ya. Yeni bir, doğrulup kendime geleceğim. Ne uyuduk be arkadaş? Oha, uyuyor mu böyle lan ya? Lan uyumuyor muyum ya şu an? Ya siz ne yaptın? Lan şu an... Allah kahretsin! Leyla!
Biz ne yaptık Ömer? Çocuklarımızın mutluluğunu istedik. Aferin bize. Evet, ben çıkıyorum arkadaşlar. Size iyi akşamlar. Aman efendim, çıkmadan paltonuzu giyin. Malum, hava soğuk. Şemsiyeniz yoksa benimkini alın. Maazallah, yarın var, ıslanırsınız. Ne yapıyorsunuz siz ya? Koca adamla geçmişti adamın karısına. Hayır, ne yapıyorsunuz ya? Bir adamın ayakkabısını yalamadığınız kaldı. Ah, nasıl unuttum ben? Ya Bedar, kendinize gelin. Nasıl unutmuşmuş onu, heyecanlı. Bir kendinize gelin, bir toparlanın. Ya hala oynuyor da be yüzsüz. Rahat dur. Bu kadar küçülür mü Allah aşkına ya? Bu iş havasa başka iş bulursun. Nedir yani? Ayrıca siz işinizi iyi yaptıktan sonra kimse de size bir şey diyemez. Ha buradan biri gidecekse de illa ben giderim hacı. Nedir yani? Ben giderim. Yahu dur hemen nereye? Yeni işe girdin kardeşim. Hacı kusura bakma bu iş hiç bana göre değil ya. Vallahi burada otur otur içim çıktı. Hiçbir şey de yapmıyorum. Şarkı söylüyorum içimden sürekli. Masa anlattım biraz kendime. He su içtim bir de. Suyu da helal edin ha. Tamam. Kusura bakma hacım. Lekalika, popalikalika, oluşu, oluşu, entakalika, olumşu. Allah 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 Allah. Burada, nereye? Gidiyorum Erdal. Gidiyor musun? Evet. Nereye gidiyorsun gece gece? Ben sana söylemiştim Erdal tercihini yap diye. Ya yumurtan ya biz. Nurten gitme. Nurten. Nereye gidiyorsun? Gidiyorum Erdal. Nurten gitme. Gitme Nurten. Gitme. Sen benim sırdaşım, karım, can yoldaşım. Geceleri soğuk ayaklarımı ısıtansın. Ben sensiz hiçbir şey yapamam ki. Ben sensiz acı bile çekemem. Senin yerin benim yanım. Benim yanımda. Benim yerimde ailemin yanında. Sen de hipnoza girdin mi çıkmak nedir bilmiyorsun be kardeşim. Bitse de gitsek. Kadın 7 aydır komada. Çocuğun başka hiç kimsesi yok. Yazık. Ne yapayım başka? Saçmalama sen. Nasıl bakacaksın küçük çocuğa? Sen kimseye bir şey söyleme yeter. Öğrenirlerse yetimhaneye koyarlar garibi. Bugün sordular zaten. Teyzesi gelip alacak diye geçiştirdim ama bakalım. Hazırlayın. Çocuğun ne işi var burada? Alın dışarıya. Thank you.
Yavuz, ne oldu? Çok koştum Eylül. Ne? Çok koştum ben. Çok koştum. Çocuktum. Kimsem yoktu. Gidecek hiçbir yerim yoktu. Çok yalnızdım Eylül. Tamam Yavuz, sakin ol. Ben varım artık. Hep yanımda oldu. Olacağım tabii. Ama hep son nefesimde elimi tutalım. Koltukta uyuyakaldığımda hadi kalk yatağa gel diyelim o. Evlen benimle Eylül. Dur ya. Şu ayaklarım çok üşüyor Nurten, ha. Böyle ısıt, tamam. Erdal, sana bir şey itiraf edeyim mi? Evet. Sen mi üşütüyorsun yoksa ayaklarım? Yok be, başka bir şey itiraf edeceğim. Bir an yumurtayı seçeceksin sandım Erdal, biliyor musun? Aman, sen de sanki kocanı hiç tanımıyorsun Nurten ya. Ben hiç senden, oğlumuzdan vazgeçer miyim ya? Erdal bak. Hı? İkimizden birisi ölecek olursa sen benden önce ölme, olur mu? Tamam, olur. Ne demek olur ya? Ne demek olur ya? İnsan sen daha çok yaşa der. Allah sana uzun ömür versin der ya. Allah Allah. Arkadaş, mantıklı bir şey söyledin. Ben de tamam olur dedim. Ne var bunda? Mantıklı mı? Evet. Mantıklı tabii. Allah Allah. Yani ben senden önce ölürsem sen ortada kalırsın ya bir çocukla. Ne yapacaksın? Kadın başına. O dükkanı da batırırsın sen. Bu evden de olursunuz. Kalırsınız bir başına sokakta çocukla birlikte ya. Ama sen ölürsen önce ben bir tane anne bulurum yani. Ve anne bakar oğlumuza. Erdal. Aman Nurten ya. Al şu, bak. Bak böyle yapma ya gece. Nereden çıkardın ölüm mölüm? Böyle şeyler konuşma lütfen. Bak kendi huzurunu da kaçırdın. Benim de şey ettin ya lütfen. Hadi Allah rahatlık versin. Hoş geldin aksakal. Biraz geciktin. Ben seni daha erken bekliyordum. Buraya Mecnun'a yardım etmeye gelmedim. Ne oldu? Küsüştünüz mü yoksa? O artık büyüdü Karabasan. Kendi kararlarını verip kendi tercihlerini yapabiliyor. Bana da hiçbir ihtiyacı kalmadı. Peki ya kabuslar? Hı? Onun en kötü kabusu olacağım. Beni durduramayacaksın. Seni ben değil, onların arasındaki sevgi durduracak. Ne oldu sana böyle ihtiyar ha? Bu nasıl bir iyimserlik? Bir de şarkı söyleyip dans et de tamam olsun bari. Ben artık gidiyorum Karabasan. Bana kalırsa sen şu hırsından vazgeç ve benimle gel. Bizim artık bu hikayede bir yerimiz yok. Hayır, olamaz. Bitemez. Sen de hiçbir yere gidemeyeceksin. Hayır. Onların en kötü kabusu olacağım ben. Bundan sonra hiçbir zaman uyuyamayacaklar. Gidemezsin. Hayır, bitemez. Olmaz.
Biz de işte birbirinize daha çok bağlanırsınız. Sonunda da daha çok üzülürsünüz diye düşündük. Evet, aşk nasıl şey olursa olsun, nasıl güzel olursa olsun sonuçta yani hep hüzünle bitiyor ya. Biz çok üzüldük çünkü. Ama tabii yani biz şunu da düşünemedik. Biz yani hayatımızın böyle olacağını önceden biliyor olsaydık bile yine böyle yaşamak isterdik. Öyle mi? Elbette. Başka türlü bir hayatı düşünemiyorum bile. Şöyle oluyor yani. Biri geliyor hayatına. Diyorsun ki tamam yani artık bundan sonra yalnızlık yok. İki kişiyiz. Biz her şeyi iki kişilik düşüneceğiz. Sonra çekip gidiyor yani. Tamam gidiyor yani. O zaman ikiydik. Ben şimdi tekrar bir kalacağım. Yani bir kalmam lazım. Öyle olması lazım ama bir de kalamıyorum. Yarım kalıyorum. Niye yarım kaldım ben? Niye şimdi benim yarımımı aldı götürdü giderken beni böyle yarım bıraktı diye düşünürsün. Ama sonra bir gün anlıyorsun ki senin yarın hiçbir yere gitmemiş ki. Burada gözün önünde. Her gün sana bakıp duruyor işte. Özür dilerim kızım. Affet beni. Özür dilerim. Gel. Gel. Gerçekten, yani gerçekten özür dilerim. Bu senin hayatın kızım. Bazen mutlu olacaksın. Bazen mutsuz. Ama yaşamadan bilemezsin ki. Her bilemezsin tabii. Ben en çok kendime kızıyorum biliyor musun? Çünkü biliyorum ben ya. Aşık adamı laf geçmez yani. Bunu biliyorum. Ya bunu biliyorsun da niye o zaman? Değil mi Mecnun? Mecnun? Uyumuş. Kazık kadar kız oldu. Kucağıma alıp taşıyamam ya odasına. Uyumuş mu? Ha. Uyandırsak mı acaba? Yok. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bunlar ne zamandır uyumadılar ya. Onun için böyle içleri geçti. Elleme uyusunlar işte. Ha. Sabaha kadar böyle oturacağız anlaşılan. Evet o şekil. Çekirdek olsa yine iyiydi de çekirdek olmayınca biraz şey olur. Şu sehpayı çekebiliyor muyuz ikimiz? Olur mu yok mu?